Bu gece her şey benim güzeller güzeli torunum için. Evet. Köfteni koyalım bakalım. Benim güzel kızım. Elif'in patates çok sever, ondan da verelim. İzini de koyalım kızım. Hadi bakalım. Ben de biraz pilav koyayım kızıma. Koy oğlum, koy. Görmeyeli çok zayıflamış yavrum. Birazcık kilo alsın. Tamam baba, çok koyma ya. Kızım daha bir kaşık koydum. Tamam, yeter o kadar. Ben köfteden... Aa, olur mu hiç öyle şey Elif'ciğim? Bak, büyümen için yemen lazım. Değil mi Zeynep ablası? Evet. Hem bak, yemezsen hasta olursun. Sonra oyunda oynayamazsın. Hem bak, yemekten sonra dondurma da var. Yaşasın. Ama tabağındakileri bitireceksin, tamam mı? Tamam babacığım. Baba, köfteden... Asuman nerede bu arada? Biraz tansiyon düşmüş anne. Yine mi? Evet, bana öyle söyledi. Hastaydı, çok yatıyordu yatağında. Bu kaçıncı? İşten mi kaytarmaya çalışıyor, anlamadım ki. Zeynep, babandan bir haber var mı? Murat'la konuştun mu? Yemekten önce aradım ama ulaşamadım. Sonra yine arayacağım. Anladım. Sana su getirdim. Sağ ol Murat'cığım. Biliyor musun? Az önce ablam aradı. Telefonu açamadım. Kıyamam ya. Tabii merak ediyorlardır şimdi. Keşke konuşsaydın. Ne yapayım be abla? Sesimin tonundan durumun kötülüğünü anlarlar diye. Yapamadım. Açamadım işte. Sen de haklısın. Beyza bir an önce iyileşsin de güzel haberlerle ararız inşallah. İnşallah. Doktor bey çıktı. Doktor bey, Veysel nasıl? Doktor bey, babamın durumu iyi değil mi? Size iyi haber vermek isterdim ama hastamız ne yazık ki tedaviye yanıt vermiyor. İlk geldiğinde de durumun ne kadar ciddi olduğunu söylemiştim size. Hiçbir umut yok mu doktor bey? Bakın, sizi boşu boşuna heveslendirmek istemem. Hastamızın durumu daha da kritikleşiyor maalesef. Nasıl yani ya? Babam iyi olacak ama, değil mi? Şimdiye kadar gözünü açmamış olması iyiye bir işaret değil. Ben olası bir gelişmede sizi bilgilendireceğim. Ama şu an beklemekten başka yapabilecek pek bir şeyimiz yok. Tekrar geçmiş olsun.
Hadi kızım, biraz daha ye. Babaanne, ben büyüdüm artık. Kendimi yiyebilirim. Küçük hanım, siz ne kadar büyürseniz büyüyün, bizim için hala küçücük bir kızsınız. Feride ablam kadar olsam bile mi? Evet kızım, hadi ye yemeğini. Abi, karakol aradın mı? Cemal'le ilgili bir gelişme var mıymış? Konuştum Selim. Tutuklanmış. Ben de o kadar biliyorum. Cemal'le Veysel arasında bir bağ olabileceğini düşünüyorlar. Komiser öyle söyledi. Nasıl yani? Cemal fidye istedi. Ama Elif'i getiren Veysel'di. Bu da polislerin dikkatini çekti. İkisi arasında bir bağ olduğunu falan mı düşünüyorlar? Görünen o ki, Veysel ifadesini verene kadar şüpheliler arasında. Baba, lütfen bunu da altından sen çıkma. Veysel amcaya kızmayın. Onun hiçbir suçu yok. O beni size getirmek için her şeyi yaptı. Kötü adamlardan bile kaçırdı. Murat arıyor. Herhalde babam kendine geldi. Alo? Alo. Abla. Murat, ne oldu? Abla, hemen hastaneye yetişin. Murat, ne oldu? Söylesene. Abla, babam. Ne oldu babama? Babamın durumu hiç iyi değil abla. Doktorlar tedaviye cevap vermediğini söylüyorlar. Ne? Abla, ne olur. Hemen koşun gelin hastaneye. Zeynep, ne olmuş? Zeynep, ne olmuş? Babam, durum çok kritikmiş. Tedaviye yanıt vermiyormuş. At hemen gelin dedi. Allah'ım sen koru. Acil şifalar ver inşallah. Anne, sen burada çocuklarla kal. Baba, ben de gelmek istiyorum hastaneye. Kızım, olmaz. Çocuklar hastaneye gitmez. Ama ben Veysel amcanın yanında olmak istiyorum. Lütfen anneciğim, lütfen babacığım, ben de geleyim. Tamam kızım, olur. Yiyecek bir şeyler ister misin abla? Sağ ol Murat'cığım. Allah'ım, bitsin artık bu kabus ya. Bitsin. Murat abi, Tülay teyze. Elif. Canım kardeşim benim. Çok özlemişim seni. Ben de çok özledim. Tülay teyze. Canım benim. Kıymetlimiz. Sen nerelerdeydin? Her yerde seni aradık. Nasıl sevindim anlatamam. Bir daha hiç ayrılmayın inşallah. Murat, babamın durumu nasıl? Evet Murat, bir gelişme var mı? İyi değil abla. Doktorlar bir türlü uyandıramıyorlar babamı. Hiç umut yok mu? Niye daha önce haber vermediniz durumun bu kadar ciddi olduğunu? Diyemedim. Söyleyemedim işte. Böyle bir günde moraliniz bozulsun istemedi. Gönül rahatlığıyla Elif'e dövün istedi. Ah be abla. Yani babamız o bizim. Keşke söyleseydin. Zaten elimizden hiçbir şey gelmiyor ki. Allah kahretsin ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. Murat, sakin ol. Baba,
aç gözlerimi. Yanına girdim. Hiç tepki vermedi. Doktor durumunun daha da kritikleştiğini söyledi. Beklemekten başka çaremiz yok. Kim yaptı bunu? He? Kim yaptı? Söyleyin! Murat, ne olur sakin olmaya çalış. Murat, bunu yapanlar cezasını çekecek. Sen endişelenme. Nasıl cezasını çekecek Kenan abi? Daha kimin yaptığını bile bilmiyoruz. Biliyoruz Murat, biliyoruz. Ne? Biliyor musunuz gerçekten? Sen şimdi düşünme bunları. Bunu yapan şerefsiz yakalanmak üzere. Cezasını da en ağır şekilde ödeyecek. Anne, Vesel Emre ile şaka mı değil mi? Uyanacak. Bir anda her şey nasıl da sarpa sardı, görüyor musun? Arzu karakolda. Elif denen velet anne babasının yanında. Benim elim kolum bağlı. Necdet, sakin ol. Görürsün, bak hiçbir şey olmayacak. Bu sefer kazın ayağı öyle değil Gonca. Bence boşuna kuruntu yapıyorsun. Murat, ne olur ağlama artık. Veysel amca iyileşecek. Ha, göreceksin, iyileşecek o. Ben bir doktorla görüşeyim. Ben de geleyim abi. Tamam. Hayatım, ben hemen geliyorum, tamam mı? Zeynep. Dur, toparla kendini. Necdet, otur iki dakika şuraya. Başım döndü vallahi. Necdet Bey. Necdet Bey, polisler. Necdet Karapınar, bizimle emniyete kadar geliyorsunuz. Tutuklusunuz. Sana teşekkür etmem gerek Veysel amca. Veysel amca. Sen benim yüzümden böyle oldun. O kötü adamlar benim yüzümden böyle yaptılar sana. Ben eskiden senden çok korkardım. Seni çok kötü bir sanırdım. Ama böyle değilmiş Veysel amca. Yoksa beni anneme babama koşturmazdın. Ben senin sayende evime döndüm. Ne olur sen de aç gözlerini artık. Bize bak, olur mu? Veysel amca.
Abi. Elif'i bulduk abi. Bütün bu ızdırap bitti sonunda. Çok zor oldu ama kavuştuk Elif'imize. Keşke sen de yanımızda olsaydın abi. Seni o kadar çok özlüyorum ki. Hepimiz seni çok özlüyoruz abi. Biliyor musun? Elif hep seni soruyor. Dayın ne zaman gelecek diyor. Ben senin öldüğünü nasıl söyleyeyim ki şimdi ona? Hala ben bile inanamazken. Senin sadece ahirette bir araya geleceğimizi nasıl söylerim ona? Nasıl söylerim abi? Canım abim. Güzel abim benim. Etrafındaki beceriksizler yüzünden tıkıldım kaldım burada. Of! Necdet Bey. Erkut. Acıkmışsınızdır diye yiyecek bir şeyler getirdim. Yiyecek halim olsa? Burada güvendesiniz, merak etmeyin. Erkut, beni polislerden kurtardın. Yine doğru zamanda doğru yerdeydin. Tam vaktinde geldin. Yoksa çoktan hapsi boylamıştım. Necdet. Olamaz. Bir yanlışlık var. Yanlışlık yok. Tutuklusunuz. Ben bir şey yapmadım. Zorluk çıkar mı? Ben bir şey yapmadım. Hemen çıkmamız lazım. Buyurun. Ya ne yaptınız siz? Necdet Bey buyurun. Araba bekliyor. Necdet Bey. Lütfen Necdet Bey. Gitmez ya, kendine iyi bak. Sağ ol. Ne demek Necdet Bey? Ben gerekeni yaptım. Koskoca Necdet Karapınar köşeye sıkıştı. Düşmanlarımın ekmeğine yağ sürüldü. Erkut, ne olacak şimdi? Necdet Bey, farkındayım. Sizin gibi gücüyle, kudretiyle nam salmış biri için bu yaşananlar zor geliyor. Kaldıramıyorsunuz. Ama geçecek. Sonuçta sizin isteyip de yapamadığınız bir şey görülmemiş, değil mi? Her şey eskisi gibi olacak. Merak etmeyin. Peki o nasıl olacak Erkut? Nasıl her şey eskisi gibi olacak? Biraz dişinizi sıkacaksınız. Bir süre daha burada kalmanız gerekecek. Sonra da yurt dışı diyorsun. Aynen öyle. Yalnız pasaport, kimlik falan onları evden almak lazım. Bir de birkaç parça eşya. Merak etmeyin, ben halledeceğim onları. Bakın Gonca Hanım, eğer bize anlatmadığınız bir şey varsa siz de suçlu sayılırsınız. Bu yüzden iyi düşünün. Doğruyu söylüyorum memur bey. Her şeyi anlattığım gibi. Polisler tam eşimi tutuklayacaklarken arkadan iki adam geldi. Onları etkisiz hale getirdi. Gonca Hanım, bunları biz de biliyoruz. O iki adam dediğiniz kim? Önemli olan bu. Bilmiyorum. İki adam elini kolunu sallaya sallaya evinizin salonuna kadar giriyor ve gözlerinizin önünde iki polisi darp edip eşinizi kaçırıyor ama siz adamları tanımıyorsunuz, öyle mi? Evet. Hem tanısam söylerim. Ayrıca ben eşkallerini verdim zaten memur beylere. Peki. Eşinizin nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Dedim ya memur bey, bilmiyorum. Ah bir bilsem. Bir dakika düşünmez söylerdim. Eşinizin ifadesi alınanlar dışında bir koruması olup olmadığı... Ama siz bunları defalarca kez sordunuz. İyiliğiniz için. Çünkü eğer bilip de söylemiyorsanız gerçekten başınız büyük derde girer. Bakın, ben eşimin işlerine karışmam. Adamlarını tanımam. Bu yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Zaten
öyle silahtı, sorguydu, polisti falan gibi şeylere ben hiç alışık değilim. Yani dün gece nasıl korktuğumu size anlatamam memur bey. Tamam, tamam. Evde başka çalışan var mı? Çağırabilir misiniz? Tabii. Nazan! Nazan! Teşekkürler. Buyurun Gonca Hanım. Memur beylerin sana sormak istedikleri sorular var. Merhaba Nazan Hanım. Dün gece olay saatinde evde miydiniz? Canım, uyandın mı? İyi misin? Ağrın, sızın var mı? İyiyim, iyiyim. Veysel, çok korkuttun bizi. Tülay. Ha, söyle canım. Ben gerçekten çok pişmanım. Sana, aileme yaptıklarım için. Bunları konuşmanın yeri ve zamanı değil Veysel. Yani şimdi bana bir şey olsaydı kendimi size affettiremeden öbür tarafa gitmiş olacaktım. Allah korusun Veysel. O nasıl laf öyle? Bir daha böyle şeyler duymayayım ne olur. Sen hele bir iyileş de her şeyi yoluna koyarız. Baba. Oh çocuklar. Gelin gelin. Geçmiş olsun baba. Baba nasılsın, iyi misin? Aa, iyiyim ya. Zumba gibiyim. Hoş geldiniz. Elif, Elif nasıl? Elif iyi. Gayet iyi, merak etme. Bütün gece seni sordu. Hatta... Bak, senin için bunu yaptı. Elif... Elif şimdi bunu benim için mi yapmış? Tülay abla, hadi Selim seni çiftliğe bıraksın da dinlen biraz. Yok hayır, olmaz Zeynep. Tülay ablacığım ama bak bütün gece buradaydın, çok yoruldun. Yok Zeynep, olmaz. Ben Veysel'i yalnız bırakamam. Ama yalnız kalmayacak ki. Ben varım, Murat var. Tülay, bak Zeynep haklı. Sabaha kadar başımda bekledin. Zeynep var. Ama armut ne güne duruyor? İşe yarasın biraz. Çıkarın beklesin. Aşk olsun Veysel. Bütün gece zaten çocukcağız bizimleydi. 2 dakika kantine gitti diye günahını alma çocuğu. Abla bak böyle yaparsan hasta olursun. Biraz dinlen, ben seni tekrar getireceğim. Peki madem öyle. Fakat birazdan doktor gelecek. O gelsin, onunla konuştuktan sonra gideyim, olur mu? Aleyhim gayrı mağdubi aleyhim ve dâlin amin. Melek gidelim mi artık? Canım abim. Benim güzel abim. Asuman. Asu. Asu burada da yok babaanne. Allah Allah. Nerede bu kız? Asu. Neredesin Asu? Kızım dur bağırma. Nerede o zaman babaanne ya? Of. Gitti mi yoksa? Kızım dur, ayıp. Babaanne, Asu gitmiş. Gitmiş mi? Nasıl? Evet, bütün eşyalarını almış işte. Allah Allah. Asu, niye bırakıp gittin beni? Kızım dur bakalım önce. Belki... Siz kovdunuz değil mi?
benimle ilgileniyor diye siz kovdunuz. Evladım nereden çıkarıyorsun bunları? Yok öyle kovma mama. Sadece o benimle oyun oynuyordu. O ilgileniyordu benimle. Ödevlerime o yardım ediyordu. Ama şimdi yok işte, yok. Yine yalnız kaldım, yine. Tuğçe, yavrum dur. Kızım, evladım dur. Şu düştüğüm duruma bak ya. Hayaller portakallı örtek, hayatlar simit. Ama yok. Böyle Osman kim ki kaliteli zengin bir yaşamı hak etsin değil mi? Ne güzel olurdu şöyle zengin bir adam bulaydım da evleneydim, hayatımı kurtaraydım. Soyadım bile hazırdı benim. Emiroğlu. Park köşelerinde sürünüyor oldum iyice ya. Ne yapsam, eve mi gitsem acaba? Ya polisler gelirse? Ya beni alırsa? Uf, yok yok. İnci ne yaptı acaba ya? Ne yapacağım ben şimdi? Necdet'in de çetesi olduk çıktık iyice ya. Halamı mı arasam acaba? Belki bana yardım eder. İhtiyaç anında zaten kimse olmasın benim yanımda. Ne güzel. Allah'ım ne yapacağım ben ya? İşler artık iyice çığırından çıktı. Artık bu evde kalamam ben. Of. Ah abi ah. Hep senin yüzünden, hep. Ama tabii hata bende. Daha en başından beri bu evde çalışarak en büyük hatayı yaptım ben. Of. Hadi bakalım sütünden de iç yavrum. Dur sen çıkıyor ya ben teyze. Hem de en sevdiğimden peynirli. Oh afiyet bal şeker olsun kuzum benim. Bugün Elif Abrar gelir mi? Bilmem. Belki gelirler. Geleceklerini söylediler ama bugün mü gelirler, başka bir gün mü onu bilemem. Keşke bugün gelseler. Onu çok özledim. Ben de Elif. Ben de çok özledim. Size öyle alışmışım ki Elif'i her yerde gözüm arıyor evde. Sana bir şey göstereceğim. Öyle mi? Hadi bakalım neymiş o? Bak ben adımı yazabiliyorum. Ah çok güzel olmuş. Nereden öğrendin peki sen bunu? Elif abi öğretmişti. Ah benim kuzuma Elif ablası yazı yazmayı da öğretmiş. Bugün geliyorsan Elif abiye de göstereceğim. Bence de göster, çok mutlu olur. Peki gelmez Serap, biz gidelim onun yanına. Önce biraz bir bekleyelim bakalım. Oy nasıl da özlemiş Elif ablasını. Hadi şimdi kahvaltımızı bitirelim biz. Hadi. Bak kuzum benim. Ölecek miyim doktor bey? Aa baba. Aşk olsun Veysel. O nasıl laf öyle? Değerleriniz gayet normal görünüyor. Bir sorun yok yani öyle mi? Hayır bir tehlike yok şimdilik. İyi o zaman çıkabilirim yani değil mi? Ya işte bu be. Aslan babam benim aslan. Bu şartlara göre yarın taburcu edebiliriz. Ama dediğim gibi yine de gözlemleyeceğiz. Acele etmeyelim olur mu? Oh çok şükür. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Ben ne dedim sana? Onu atlatırız dedim değil mi? Vallahi bir an kötü bir şey olacak diye yüreğim böyle ağzıma geldi. Abla hadi ben seni çiftliğe götüreyim. Ama... Tülay ne konuşmuştuk biz seninle?
Ha? Bak, yalnız değilim ki ben burada. Zeynep var, Armut var. Tamam o zaman. Çok fazla kalmam. Birkaç saat dinlenir gelirim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi kızım. Üzme artık kendini. Üzeceğim işte. Üzeceğim. Zaten benimle bir tek Osman oynuyordu. O da şimdi gitti. Bak, Elif geldi. Burada bizimle birlikte kalacak. Eskiden olduğu gibi yine birlikte oynarsınız ha? Evet. Hem ben seninle oynamayı çok özledim. Hem ben de sizinle birlikte oynarım. Herkes seferber oldu bak. Yüzün gülsün artık ama. Bana ne, bana ne, bana ne? Ben Osman'ı istiyorum. Aa, Osman geldi galiba. Osman! Osman geldi, Osman geldi! Aa, baba, siz mi geldiniz? Ne oldu kızım, başka birini mi bekliyordun yoksa? Hı hı. Osman'ın gelmesini bekliyordum. Evde değil mi Osman? Yok. Nereye gitti? Ya bilmiyorum işte. Evi terk etti. Ne diyorsun Tuğçe sen? Ya baba ne yapacağım ben şimdi? Kim ilgilenecek benimle? Ben Osman'ı istiyorum. Ara gelsin. Tamam Tuğçe'cim, önce bir dur. Hoş bulduk kızım. Hoş geldiniz Melek abla. Ya baba hadi ara Osman'ı. Neden beni terk etmiş? Nereye gitmiş? Sorma oğlum. Osman da Osman diye başımın etini yedi. Ya Osman'ı istiyorum ben. Tuğçe'cim lütfen ama. Kızlar bakın size neler aldık. Bu benim Osman. Kızım, kardeşinle beraber aç. Babacığım, bu da senin. Teşekkür ederim. Hadi. Yavaş ol kızım. Hediyemin olduğunu çok merak ediyorum. Aa, mıknatıslı yapboz. Beğendin mi canım? Hı hı. Sen de beğendin mi kızım? Aa, çok güzel. Çok değişik. O ne? Kuaför takımı. İstersen oyuncaklarımızı değişebiliriz yani. Yani sen eğer benimkini beğendiysen. Benim için sıkıntı yok da. Peki. Anne, Tuğçe'nin dediği doğru mu? Osman gerçekten gitti mi? Gitmiş oğlum. Tasını tarağını toplayıp haber vermeden terk etmiş evi. Allah Allah. Niye öyle bir şey yapmış ki? Bilmiyorum kızım. Zaten iki gündür bir haller vardı onda. Sebebi buymuş belli ki. Aradınız mı peki? Aradık oğlum, aradık. Açan eden yok. Kendi bilir anne, yapacak bir şey yok. Başka birini bulacağız artık. Tuğçe ortalığı ayağa kaldırır yine. Ne yapalım? Alışacak o da. Haklısın oğlum. Tuğçe alışır alışmasına da. Elif'i biz nasıl alıştıracağız? Mezarlıktan geldiğimizden beri biz de onu düşünüyoruz. Elif, dayısının öldüğünü duyunca
Dünyası başına yıkılacak. Ah Nazan'a, neyi var neyi yok, her şeyi toplamış gitmiş. Ya olacak iş değil. İnsan en azından bir haber verir ya. Gonca, korkma korkma, benim. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim, merak etme. Burada durumlar nasıl? Yani işte polisler vızır vızır kaynıyordu. Ya bir an hiç gitmeyecekler sandım. Sürekli aynı soruyu sorup durdular. Yani ama merak etme, seni ele vermedim. Sağ ol. Başka ne sordular? Yani işte Necdet'in nerede saklanabileceğini falan. Ama ben bir şey söylemedim. Zaten onun nerede olduğunu bilmiyorum ki. Yani neyi söyleyeceğim? Erkut, sahi Necdet nerede? Güvenli bir yerde. Gonca, bak senin de dikkat etmen lazım. Telefonlar falan dinleniyor olabilir. Tamam tamam, merak etme. Benim çıkmam lazım. Necdet Bey'in kimliğiyle pasaportunu almaya geldim. Yurt dışına mı çıkacak? Başka çaresi mi var? Neyse, bir an evvel şu evrakları getirebilir misin? Tamam. Gonca, bir de küçük çanta yap. Birkaç kıyafet falan koy. Tamam. Umarım kolayca sıyrılırız bu işte. İstediği bir göz, Allah verdi iki göz. Oh be. Nihayet senden kurtulacağım Necdet. Vallahi rüya gibi. Sonunda Necdet hak ettiğini yaşayacak. Su akar yolunu bulur demişler. Değil mi? Yani eğer biri kaçacaksa o ben değil Necdet olmalıydı. Nihayet özgürlüğüme kavuşuyorum. Gonca şimdi ne yapıyor acaba? Keşke yanında olabilseydim. Tek isteğim buradan bir an önce kurtulmak. Sonra yine birlikte olacağız. Oğlumu beraber büyüteceğiz Gonca. Ya nereye kadar bekleyeceğim ben böyle ya? Gideceğim güvenli bir yerde yok ki. Yok yok. Ben en iyisi eve gideyim. Böyle olmayacak. Sabaha kadar böyle bank köşelerinde duracak değilim herhalde. Rabbime şükürler olsun. Şu günleri de gördüm ya. Torunlarım yanımda, evlatlarım sağlıklı, sıhhatli. Ben daha ne isterim? İnşallah Veysel de bir an önce iyileşip ayağa kalkar da. İnşallah kızım, inşallah. Ben bakarım. Kuzularım benim. Kardeş işte. Ne kadar ayrı gayrı da kalsalar kan çekiyor. Merhaba. Hoş geldin Tülay'cığım. Hoş bulduk Aliye Hanımcığım. Tülay teyze. Elif'ciğim. Veysel amcam nasıl? Gayet iyiyim. Bizim de aklımız sizdeydi Tülay. Bir gelişme var mı? Sağ olun Kenan Bey. Buraya gelmeden önce doktoru iyice muayene etti. Şükürler olsun, sağlık durumu gayet iyi. Bir aksilik olmazsa yarın çıkacakmış hastaneden. Oh çok şükür. Nihayet iyileşti. Yani tamamen iyileşti mi? Evet, hem de senin sayende. Baya baya uyudu ha. Acaba ilaçlardan mı? O da olabilir. Ama normal bir Murat, yani çok riskli bir ameliyat geçirdi sonuçta. Doktor, durumu kritik dediği zaman var ya,
her şey bitti dedim. Tamam, ne yaşadıysak, ne paylaştıysak her şey gözümün önünden geçti abla. Buraya kadar dedim. İnsan elindekinin kıymetini kaybedince anlıyor işte. Babam dedim ya. Ya babam ölürse biz ne yaparız dedim abla kendi kendime. Ben de çok korktum Murat. Evet, babam bizi çok kızdırdı. Birçok kere hatalar yaptı belki ama... Ne de o bizim babamız işte. Aslında biliyor musun abla? Babam değişiyor. Yani en azından değişmeye çalışıyor. Ben onu senden daha iyi tanıyorum. Evet, babam sinirlidir, hırçındır, kırar geçer. Ama onun önünde koskocaman duvarları var abla. Koskocaman. Bilmiyorum, belki de hata bizdedir. Biz o duvarların ardını bir türlü görememişizdir ha. Doğru. Ne yapsın be ablacığım? Onun da hayatı güzel geçmemiş ki. Hele ki annemi kaybettikten sonra iyice kafayı yedi. Ama benim babam ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, iyi kalplidir be abla. Hem inan düzelmek için çok çabaladı o. Ama neye elini attıysa kurudu. Yani her şeyi elinde yüzüne bulaştırdı sürekli. Sinirli olmasının da sebebi bu aslında. Ne güzel anlattın babam. Anlatırım tabii be ablacığım. Çünkü ben de babama benziyorum. Serttir, inatçıdır, bağırır çağırır. Ama merhametli adamdır benim babam. Güzel kalpli insandır. İnşallah bundan sonra geri dönüşü olmayan hatalar yapmaz Murat. İnşallah ablacığım. Ama biz ne olursa olsun babamın her zaman yanında olalım, tamam mı? Düzelecek. Bundan sonra her şey çok güzel olacak ablacığım. Ben inanıyorum buna.